Herkese merhaba. Cevrimsel ifadeleri yapacağız. Songül Sen'le beraber mükemmel bir şekilde hem 6. hem 7. sınıfı tekrarlayacağız ve senle beraber zor cevrimsel bir ifadeler hocam. Konusunda tam bir şekilde hazır olacağız diyoruz. Bir kere Tonguç'um, zor bir konu değil ama önemli bir konu. Neden diyeceksin? Neden? Matematikte bazı temel konular vardır. İşte tam sayılardır, rasyonel sayılardır, işte yok üssüz sayılardır. Bunlar temel konulardır. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Cebirsel ifadelerde. Matematikten diyorlar ya, x var, y var, a var, b var. İşte bunlar aslında cebirsel ifadeler. Ama öncesinde senle bu cebirsel ifadeler konularıyla bağlantılı konuları bir gel seninle hatırlayalım. Bu konuların ifadesini evet, alalım. İlk başta bir 6. sınıfı tekrarını seninle başlayalım bakalım. 20 çarpı 6 eksi 12 çarpı 6. Tonguç dikkat ettin mi? 20 çarpı 6 12 çarpı 6. Yani ikisinde 6 var. Öyle değil mi? Evet. Buna ne diyoruz Tonguç Erhan biz? Ortak ifade diyoruz. Bu ortak ifadede ortak çarpan parantezini alma şeklinde bir mantık var. O da şu. Ortak olan şey bizim için nedir Tonguç evladım benim? Ortaktır. Hayır, baş tacıdır diyorum. Ha, baş tacısın sen diyorum. Ve taç giydiriyorum bu ortak şeye. Ve diyorum ki krallar nereye gelir? En başa gelir Tonguç evladım benim. Kral adamsın deyip bunu başa alıyorlar. Sonra diyorlar ki tamam sen zaten ikisine de varsın. O yüzden sen ortaksın, sen kralsın diyorlar. Sonra bu ifadeden geriye kalanları... Kraliçe nerede? Dikkat et bak. Şurası ve şurasından geriye kalanları da aynen geziyorsun. 20 ama altıları artık yazmıyorsun. Sen başa geldin çünkü. Eksi aynen vardı. Bunu artık yazmıyorsun. 12 bitti bu kadar. Ve bunları da 20-12'de böyle parantez alıyoruz. İşte ortak çarpan parantezi. Aslında bu mantığı buradan geliyor. Ortak çarpan parantezi mantığı buradan geliyor. Geriye kalan zımbırtılar da bu şekilde yazılıyor. Mesela Tonguç'um dikkat et. 102 çarpı 4 artı 198 çarpı 4. Burada ortak olan şey nedir sence? Bayağı zor bir soru. Bravo diyorum sana. Ortak başa gelir. Çarpan parantezi. Bundan geriye ne kaldı 4'ü kapatınca? 102. 102. Arada artı işareti var. Bundan geriye ne kaldı 4'ü kapatınca? 98. Bak cevabımız neymiş? 4 çarpı bu ikisini topla kaç eder? 200. 4 çarpı 200'den 800'müş demek ki bunun cevabı. Mesela bu da bu 8 çıkıyor. 6 kez 8 48'miş bunun cevabı mesela. Gibi hızlı yöntemlerle yapabiliriz. Yoksa bunları çarpmak gerçekten uğraştırıcı bir şey diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. 7 çarpı üçgen eksi kare çarpı 5 eşittir demiş ki 7 çarpak ortak çarpan parantezi yapmış. Tonguç demek ki ortak ne varmış burada? Ortak ne varmış burada? 7. Bravo diyorum. Demek ki bunlar bak burada üçgen 7 varsa. Üçgen veya şey burada, pembe kesin 7. Ha üçgen değil pembe 7. Çünkü demek ki bu ortak olan şey burada da 7'ymiş ki demek ki ben böyle parantez aldım. Bundan geriye ne kaldı? 8 kalmış. Demek ki bu 8'miş. Bundan geriye ne kaldı? 5 kaldı. Zaten burada 5 vardı. Eyvallah o zaman. Üçgenle karenin toplamı 8 artı 7'den 15 çıkar diyorum. Bravo diyorum sana gerçekten de. Ve geldik dağılma özelliğine. İşte bunun dağıldım hocam gerçekten dağıldım. Bunun tam tersi de dağılma özelliği. Bu sıcakta bu kadar ders dağıldım resmen. Tonguç'un mantık olarak şöyle düşün. 4 çarpı 15 artı 5 diyelim. Bak bununla bunu çarpıyorum bununla bunu çarpıyorum. Çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği. 4 çarpı 15 hop aradaki işaret artı 4 çarpı 5 derim. Bak hem buna bunu çarpıyorum hem buna çarpıyorum. Ve aradaki işaretle yazıyorum. Demek ki buna da dağılma özelliği diyoruz. Aynı şekilde bak. Bununla bu, bununla bunu çarpıyorum. 3 çarpı 12 eksi diyorum bu sefer. Çünkü aradaki eksi işareti var. 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliyorum. Buna da dağılma özelliği. Bunun tam tersi. Bunun tam tersi. Bunun bak. Ortak ikisinde de 3 var. Çarpan parantezi. Bundan 12 kaldı. Aradaki işaret eksi. Bundan da 4 kaldı diyorum. Ortakları baştan alınca zaten 12 eksi 4 çıktığını görebiliyorsun. Yani demin yaptığımız şeyin tam tersi olduğunu herhalde anlamışsınız evet, diyoruz. Ve geldik bir tane model soru. Kaç model hocam bu soru? Bu 1992 model. Oo, çok retro. Az kullanılmış ama kilometre. Sahibinden düşük. Emsalsiz. Evet. Ne diyorsun? Dangıl. Bak 13 çarpı 5 artı A ifadesini ben böyle açabiliyormuşum. Ne yaptım demek ki? Dağılma özelliği uyguladım. Dağılma özelliğinde 12 çarpı 5 bak burada var zaten. 12 çarpı A bak burada var zaten. Ama demek ki A dediğimiz zımbırtının 7 olması gerekiyor. İşlem bile yapmadım Tonguç dikkatini çekelim sana. Hocam çok zekisiniz. Buraya bakalım ne diyorsun? 5 çarpı bilmem ne dağılmış. Böyle dağıldığında böyle bir tablo çıkmış. O zaman 5 çarpı üçgen buymuş. 5 çarpı yuvarlak buymuş. O zaman demek ki bunun 5 olması gerekiyor. Ve üçgen dediğimiz şeyin de
7. Yuvarlak dediğimiz şeyin de 4 olması gerekiyor dedik Tonguç evladım benim. Senle beraber o zaman bulmak istediklerimizi bulalım bakalım. Kare yerine 5 yazacağım. Üçgen yerine 7 yazacağım. Yuvarlak yerine de 4 yazacağım. Cevabımız da bunların hepsinin toplamı olan 16 ifadesi diyorum. Aslında çok keko diyoruz. Bunlar yapacağımız keko. Çok zor bir şeyler işlemler diyoruz. Gebisi ifadelere Tonguç'um bir de kavramsal şeyleri bilmemiz gerekiyor. Mesela ilk dikildiğinde boyu 12 santimetre olan bir fidan her ay 4 santimetre uzamaktadır. Tamam eyvallah. Olur. Mesela senin ilk başta boyun 12 santimetreyse Tonguç. Ben her... fidan mıyım hocam? Hayır sen de fidansın aslında bizim için toplumumuz fidanlar için sen. Fidanlar ağaca evet, ağaçlar oduna odunlar Tonguç'a ama sen evet gerçekten sen tomruk oluyorsun öyle çok şey olmuyorsun sen. Kaliteli bir ağaç olmuyorsun ama olacak inşallah. Ben seni o yüzden burada zaten eğitmeliyim. Siz beni yontuyor musunuz hocam? Hayır estağfurullah ne alakası. Buna göre tabloyu dolduralım. Bak şimdi Tonguç'um bir kere fidan 12 santimetreyle başlarsa hemen seninle bir şey yapalım öngörü yapalım. 12 santimetreyle başladık. Bir ay sonra 16 santimetre olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet. Peki 2 ay sonra 20, 3 ay sonra 24, 4 ay sonra 28. Hep 4 santimetre 4 santimetre uzuyor. Ben bunu böyle yapacağıma birazcık daha sistematik gitmem gerekiyor. Çünkü artık ben matematik biliminin derinliklerine dalıyorum seninle beraber. Kayboldum. Zaman, aynen. Şimdi bak 3. ayda aslında fidanın boyu matematiksel ifadesi 12 artı çünkü 12 uzuyor. Kaç ay uzamış? 3 ay uzamış. Her bir ay ne kadar uzuyor? 4 ay uzuyor. 12 artı 3 çarpı 4 olacak. Peki diğer ayımızda yani 5. ayda 12 artı bu sefer kaç ay geçmiş? 5 ay geçmiş. Çarpı diyorum her ay 4 santim uzamıyordu. Süper zekisin. Peki 8 ay sonunda yine 12 ile artıyor ama bu sefer ne oluyor? 8 ay boyunca artıyor ve her ayda 4 santimetre atıyor. Demek ki her ayın matematiksel ifadesini ben yazabiliyorum. Ve bunların hepsini hesaplıyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. 5. ayda bulduk. Gel bakalım deneyelim gerçekten. 12 artı 5 kere 4, 20. 20 artı 12, 32. Gerçekten de doğru. Bravo diyorum sana. Tebrikler. Peki T ay sonra. Yani ben bunu gerçekten de cebirsel ifadeye dönüştürmek istersem. T ay sonra ne demek ki T ay ya ne sen demek? Uzay fiziği mi yapıyorsun ne alakası var deme bana çünkü aslında basit bir mantık. Burada yaptığım bir şey vardı ya ilk başta boyu ne kadardı 12 idi artı çünkü artıyor boyu kaç ay geçmiş Tonguç evladım benim bilmiyoruz ki T ay geçmiş bu ne ki falan deme bana T ayı aynen böyle yazıyorsun T çarpı diyorsun burada yaptığın gibi çarpı her ay kaç santimetre uzuyor Tonguç evladım benim 4 bravo diyorum de. Diyorum de. Diyorum sana. 12 artı T çarpı 4 kadar boya sahip olacak Tonguç evladım benim. Mesela desek ki 10 ay deseydik. 10 çarpı 4 40 artı 12 52 olacaktı. Tarzında böyle işlemler yapabiliriz. Bu tarz demek... benim. Aynen. O zaman mantık olarak şu işlemi yapıyoruz. Başlangıç artı süre çarpı değişim denilen bir formül uyguladık aslında. Bak başlangıçtaki boyu bu kadardı. Ne kadar geçti, kaç ay geçti? Bu da değişim. Aslında bu bizim genel formülümüzdür diyoruz. Bu ifade için diyoruz. Gel ki en az bir değişken veya işlem içeren ifadeleri biz ne diyoruz Tonguç evladım benim? Bizim şu anda öğrenmeye çalıştığımız konu yani cebirsel ifade diyoruz Tonguç'um. Cebirsel ifadeler aslında bilinmeyen sayıyı temsil eden harf ya da semboller vardır. Biz bu harf ya da sembollere değişken adını veriyoruz. Veya bazen de aklının bir köşesinde bulunsun bilinmeyen de denebilir fark etmez. Değişkenler genellikle hangi harflerle gösterebiliyor musun? Genellikle X'tir. Her X. Zaman ya matematik deyince aklına X gelecek zaten. X, Y, Z, T, A, B, ondan sonra işte C böyle bir sürü harf verilebilir. Ama sonuçta harflerle gösteriyor. Bir sayının yarısının 3 fazlası nasıl yazılır mesela Tonguç Ölmeyi? Bir sayı var diyelim. X diyelim. Bunun yarısı bölü 2'dir. 3 fazlası da artı 3'tür şeklinde yazabilir. Mesela Tongül'den 4 yaş büyük olan Tonguç'un yaşı nedir dersen Tonguç Ölmeyi? X artı 4 dersin. Neden? Çünkü 4 yaş büyüktü. Tongül'ün yaşına X dersek Tonguç'un yaşı da X artı 4 olur diyebiliriz. Bir karenin çevresi nasıl hesaplanır dersen bir kareyi çizelim. Bir karenin bir kenarını A diyelim mesela. Çevresi o zaman nedir? 4 tane A değil midir Tonguç'um? Çünkü bütün bunlar eşittir. O zaman 4 A şeklinde gösterilir cebirsel ifadelerle diyoruz. Tabii X yerine A kullanabilir, B kullanabilir, Y kullanabilir falan filan bunları unutmayalım. Geldik bir tane model sorumuza. Oo. Bir marketteki oyuncağın satış fiyatı alış fiyatının iki katına 10 TL'dir. Aman Allah'ım gerçekten de kafayı karıştırıcı bir soru.
Bu oyuncağın satış fiyatını gösteren cebi sayfaya yazılmış. Hemen A şıkkıyla başlayalım sen Tonguç'um. Bir kere satış fiyatı demiş ki alış fiyatının iki katından 10 TL eksiktir demiş. He. O zaman biz diyelim ki Tonguç'um. Alış fiyatı dediğimiz şey, alış fiyatı dediğimiz şey aslında bizim için X olsun. Alış fiyatı X olsun. O zaman biz satış fiyatını bulabilmek için yapmamız gereken şey, adamın söylediği ifade. Alış fiyatının yani X'in iki katından yani 2X 10 TL eksik yani eksi 10. 2X eksi 10 da satış fiyatıdır diyorum. Bravo diyorum sana ve B şıkkına geçiyorum. Oyuncağın alış fiyatı 32 TL ise ilk şıktaki cebirsel ifadeyi kullanarak satış fiyatını bulalım. Aa çok kolay. Çok basit. Satış fiyatı dediğimiz şey X dediğimiz şey yani alış fiyatı 32 demiş. O zaman X yerine 32 koyacağım. Dikkat et bak. İki katı dediğine göre burada aslında görünmez bir çarpma var. O zaman diyorum ki hemen seninle beraber şunu yapalım. 2 çarpı 32 eksi 10 derim. Cevabımız 64 eksi 10'dan 54 çıkar. Bravo diyorum sana. Evet şimdi cebirsel ifadelerin anlamına hemen bakalım seninle beraber. Bir kere şu ifadeyi biz cebirsel ifade diyoruz. Neden diyeceksin? Çünkü bunun içinde bilinmeyen x ve y'ler var. X ve y'ler olan ifadeleri biz genellikle cebirsel ifadeler diyoruz. Bu ifadelerde her artı ve eksi arasında kalan şeye biz terim adını veriyoruz. Mesela bu bir terimdir. Bu da başka bir terimdir. Bu da başka bir terim. Bu da başka bir terim. Hemen yazıyorum terimleri. 3x bir terimdir. Dikkat et 2'ye yazmayacağım. Eksi 2'ye yazacağım. Çünkü eksiler her zaman terimlerin içinde bulunmak zorunda eğer varsa. Ve buraya 6 terim yazacağım. Bir de y'ye yazacağım. Dikkat et. Eksi olursa mutlaka yazacağım. Katsayılara baktığımız zaman Tonguç'um. Bu terimlere bakalım mı? Bakalım. Bu terimlerde x'leri y'leri bir kenara atarsam bildiğimiz atarım. Sayılar hangileridir? Bak burada 3 var. Hop. Burada eksi 2 var. Burada 6 var. Bir de burada aslında y dediğimiz şey 1y'dir Tonguç'un matematiksel dille. Dolayısıyla burada da görünmez bir 1 vardan terimi katsayısı da 1'dir diyebiliriz. Sabit terime baktığımız zamansa aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Sabit terimse buradaki ifadede x'siz y'siz yani harfsiz terimdir. Bu terimlerden hangi sabit terim? Bak burada 6'nın sabit terim olduğunu söyleyebiliriz. Benzer terimlerse Tonguç Evren toplanıp çıkarabilen terimlere biz benzer terimler diyoruz. Mesela ben burada benzer terimleri görürsen 3x'e eksi 2'ye toplanamaz, çıkartılamaz. Çünkü bunlar farklı konseptlerdir. Ama eksi 2'ye ile y toplanabilir Tonguç'um. Çünkü bu da elma, bu da elma. Bak buna elma diye çizersem ben bu da başka bir elmadır Tonguç'um. Bu iki, eksi 2 elma bu bir elma aslında. Burada ama 3x ile 6 bu armutsa bu karpuz. Alakası hocam acıktım resmen bütün bilgileri saydınız. Aynen saçmalama öyle. Dolayısıyla eksi 2'ye ve y aslında bunlar benzer terimlerdir. Hatta bu benzer terimler toplanırsa bu ifade en sade hali diye geçer şeylerde sorularda. En sade hali 3x. Bak eksi 2 ile artı 1y'yi topladığım zaman eksi 2 artı 1 eksi 1 eder. Eksi 1y artı 6 en sade halidir bu ifadenin diyoruz Tonguç'um. Gel seninle beraber bir ifade yapalım. Cebirsel ifadenin en sade halinin bak en sade halinin demiş. Terim sayısını, katsayılar toplamını, sabit terimi bulmalı. Şimdi ilk başta en sade halini bulabilmek için ilk başta benzer terimleri bulmalıyım. 8x ile 5x benzer terimdir diyebiliriz. Aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im. Eksi 3y ile artı 9y benzer terimdir. Ve eksi 13 ile artı 4 de birbiriyle toplanıp çıkartılabilir. Dolayısıyla benzer terimdir diyoruz. Senle 8x artı 5x kaç eder? 13x eder. Eksi 3y artı 9y ne eder? Artı 6y eder. Çünkü eksi 3 artı 9 artı 6y eder. 13 eksi 13 artı 4. O zaman eksi 9 eder. İşte en sade hale budur. Bundaki terim sayısı 3'tür. Bu, bu ve bu. Yani bak 13x, 13x. 6y ve eksi 9 eksisini yazmayı unutmayalım. Katsayılar toplamına bakarsak bu terimlerdeki baştaki bildiğimiz sayıları hemen seninle beraber yazalım. 13, 6 ve eksi 9 var. Bunları topladığım zaman Tonguç Evren Bey'im 13 artı 6 19 eder. 19 eksi 9 da 10 çıkar. Bravo diyorum sana. Sabit terimini bulmak istersek burada bir değişken olmayan yani x ve y olmayan sabit terim eksi 9'dur diyorum ve mükemmel bir şekilde artık 6. sınıf tekrarımı tamamlamış olduk. Şimdi seninle beraber ödevimize geçelim. Hadi bakalım. Evet şimdi Tonguç Ölüm cebirsel ifadeleri toplama çıkarmayla 7. sınıf tekrarına başlıyoruz. Benzer terimler ve sabit terimler toplanıp
çıkarılması gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela çekirdek kütlelerin toplamını bulalım demiş. Şimdi sen ben bunları toplayacaksam bir başta bir yan yana yazıyorum. Ama parantezler içerisinde yazacağım bak. Bunu bir paranteze koydum. Artı diyorum. 3x artı 2 artı diyorum. X artı 1 şeklinde parantezlere koydum. Parantezlere koyduktan sonra neden paranteze koydum biliyor musun? Artı eksi hatası yapmayayım diye. Ondan sonra parantezleri açarsam ki zaten aynı şey çıkacak. Aynı şey yazacağım. 2x eksi 1 artı 3x artı 2. Ama bu parantezler neden önemli diyeceksin? Çıkarmada çok katkısı oluyor. O yüzden şimdi birazcık daha angarya gibi gelse bile çıkarma işlemlerinde bayağı işe yarıyor. Angarya bunlar. Bu x aslında bir tane x demek, unutmayalım. 2x artı 3x benzer terimler. 5x eder. 1x daha 6x eder. Bunun cevabı 6x. Eksi 1 artı 2 artı 1 eder. 1 daha artı 3 eder. 6x artı 3 bunun toplam kütlesidir diyebiliriz. Tabi cebisel ifade şeklinde bulmuş olduk. Geldik mesela birkaç tane. Bak işte bu paranteze bak, burada eksi işi gerçekten pazara götürecek. Hemen bunun parantezini açalım. 5x eksi 3 artı artıyla artı çarpısı aynı şey çıkıyor. O yüzden 2x artı 2 diyorum. Şimdi benzer terimler 5x artı 2x. O zaman 7x eder. Eksi 3 artı 2 de eksi 1 eder. Demek ki cevabımız 7x eksi 1'miş. Geldik bu zımbırtı. İşte burada patlıyoruz. Neden patlıyoruz? Aslında bu eksi hem buna hem buna dağılıyor. İşte normal ben parantezde açacağım. 7x eksi 3 diyoruz ama burada eksi 4x oluyor. Tamam eyvallah. Ama bu eksiyle eksi çarpılınca artı 5 oluyor. Herkesin hata yaptığı noktada budur, şimdiden söylüyorum. Aslında burada mantık şu. Bu eksi aslında burada görünmez bir 1 olduğu için eksi 1 ile çarpılıyormuş gibi. Eksi 1 ile artı 4x ne der? Eksi 4x eder. Eksi 1 ile eksi 5 ne der? Artı 5 eder tarzında. O zaman sonuç cevabımızda bunlar benzer terimler. 3x eder 7x eksi 4x. Eksi 3 artı 5 de artı 2 eder. Cevabımız 3x artı 2 diyorum. Ve geldik modellenmiş hali verilen cebisel ifadede yapılan işlemi bulalım demiş. Basit bir soru. Ne yapacağız? Dikkat etsen bu x'miş. Bu 1'miş. Bu da eksi 1'miş. O zaman şu ifadeye bakarsak. 3 tane x var. 1, 2, 3 tane x var. 3x. 2 tane de bir, artı 1 var. O zaman artı 2 diyorum. Bu ifadeye bakarsak. 2 tane x var. 2 tane x. Burada 3 tane eksi 1 var. O zaman eksi 3 diyorum. Eksi 1 çarp. Eksi 1'den 3 tane olsa eksi 3 eder. Şimdi bunları topladığım zaman sonuç alamayayım. 2x. Bak daha doğrusu bu toplamı boş ver. 1, 2, 3, 4, 5x var. 5x. Burada bir tane eksi 1 var. 5x eksi 1. Gerçekten de bunları toplarsak bak dikkat et. 3x artı 2x 5x eder, süper. Artı 2 eksi 3 de eksi 1 eder. Dolayısıyla demek ki bunların arasında bir toplama işlemi varmış. Ve cevabımızı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hangi yapılan işlemi bulun demiş. O da toplamaymış diyoruz Tonguç'um. Bir doğal sayı ile cebisel ifadeyi çarpma nasıl oluyor? Çok basit, aşırı basit. Ne yapıyor musun? Dağılma özelliği koyuyoruz. Mesela dikdörtgen alınmasa bulunur. Kısa kenara uzun kenara çarpılsa. 5 çarpı 2x eksi 4'ü bak 2x eksi 4'ü parantez içine yazdım. Sonra dağılma özelliğini kullanıyorum. Bununla bu çarpılır. O zaman 5 çarpı 2x 10 tane x eder. Bak şunu unutma. Sana bir şey göstermek istiyorum. Mesela 3 çarpı x. Çok basit. 3x. Mesela 4 çarpı 3x. Bak normal sayıyla normal sayı çarpılıyor. 4 kere 3. 12. Yanına da x yazıyorsun. Bitti bu kadar. Gibi mantıkla düşünmemiz gerekiyor. 5 çarpı 2x o yüzden 10x eder. 5 çarpı eksi 4 de eksi 20 eder Tonguç'um. 10x eksi 20 cevabımızı diyoruz. Karenin çevre uzunluğu bulanmış. Bir kenarı nedir? 3x eksi 2. Çevre uzunluğu o zaman 4 katı değil mi Tonguç'um? Çünkü evet, bütün hocam. Kenarları birbirleri aynı olacaktı. 4 çarpı 3x eksi 2 diyorum Tonguç'um. Ondan sonra bunları birbirine dağıtıyorum. 4 çarpı 3x 12x demin yaptığım örneği verdikten. 4 çarpı eksi 2 de eksi 8 cevabımız 12x eksi 8 çevre uzunluğu diyoruz. Ve geldik bir model soruya. Tonguç 40x kilometrelik yolun her gün 2x eksi 5 kilometrelik kısmını yürüyor. Para yok, yürüyoruz. Ne diyorsun? Şey. Buna göre 5 gün sonunda Tonguç'un yürümesi gereken kaç kilometre yol kalır demiş. Şimdi 5 gün sonunda Tonguç'un yürümesi gereken kaç kilometre yol kalır demiş. O zaman şöyle düşünelim. Her gün bu kadar yürümüyor mu? 5 gün geçiyor. O zaman toplam yürüdüğü mesafe, yürünülen mesafe şöyle düşünelim. 40x kilometrelik bir yolumuz vardı. Şimdi her gün 2x eksi 5 gidiyor. 2x eksi 5 gidiyor. 2x eksi 5 gidiyor falan filan. 5'ten gidiyor. Tonguç'un yürümesi gereken kaç kilometre? Yani şu mesafenin ne kadar olduğunu soruyor bize. Bunları bir yürünen mesafe aslında 5 çarpı 2x eksi 5 değil mi Tonguç Evlen Bey'im? Evet. Hemen bunu dağıtalım görelim.
10x eksi 25 yürünülen mesafe. O zaman şurada adamın 40x'inden aslında 10x eksi 25'i yürümüş. O zaman benim yapmam gereken işlem bütün toplam yoldan 10x eksi 25'i çıkarmak ama 10x eksi 25'i parantez içinde yazmak zorundayım. İşte parantez içinde yazdığım zaman bu eksi aslında hem buna hem buna dağılıyor. Açtığım zaman 40x eksi 10x eksiyle eksinin çarpımı artı 25 çıkıyor Tonguç'um. Burası 30x eder 40x de 10x bir benzer terimlerdir. Çıktığı zaman 30x eder 30x artı 25 de kalan yolun mesafesidir diyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik. Aşağıda bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Örüntüleri hemen tekrar edelim sana. Birinci adım, ikinci adım. Şimdi Tonguç'um hemen söyler misin bana? Birinci adımda kaç tane yuvarlak var? 4. Bravo diyorum sana. Burada kaç tane var? 8. Evladım sahibine gel. Bravo diyorum sana 6. Peki burada kaç tane var Tonguç'um? 8. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok zeki bir öğrenci. Çok iyi sayabiliyorsun. Teşekkür ederim. O zaman bu örüntünün kuralını en temsilci sayısını kullanarak yazalım demiş. Şimdi... Diyelim ki yani 4, 6, 8 kaçar kaçar artıyor Tonguç'um? İkişer ikişer. Bravo diyorum sana gerçekten çok iyi saymayabiliyorum. Beynimi kullanabiliyorum. Harika her seferinde bu artmış. Bu bir tane daha artmış böyle. Tamam ikişer ikişer artmış. O zaman buradaki mantık aslında şu. Hatta sana bir tane formül vermek istiyorum. Aslında formül şu. Artış miktarı çarpı n dediğimiz temsilci sayı. Artı veya eksi bilmiyoruz ne olacağını bir sayı. Bunu da göstereceğim sana şimdi. İlk başta en temsilci sayısını kullanacak. O zaman artış miktarı 2. 2 çarpı n. Burada ilk terim kaç dikkat ettin mi? 4. O zaman ilk terim oluşabilmek için enini kapat. 2 ile ne yaparsan 4 eder Allah aşkına. 2'yi çarparsan. Neyi toplarsan Tonguç Eren Bey'im. O yüzden 2n artı 2 aslında bizim örüntümüzün kuralıdır diyoruz. Mantık olarak ilk terimi kullanarak yani buradaki birinci adımı kullanarak örüntünün genel kuralını bulabiliyoruz. Örüntünün yedinci adımında kaç sarı top olacağını bulalım mı seninle beraber? Bulalım hocam. Yedinci adım nereden mi? Vay vay. Çok basit. Aslında örüntünün kuralı her şeyi bize gösteriyor. N eşittir 7 demek aslında yedinci adım. O zaman 2N artı 2 vardı ya. 2 çarpı 7 artı 2 diyeceğim buradan. 2 kere 7 12 artı 4'ten 16 cevabımız diyoruz aslında kaç tane top olacağını buluyor. Mesela 100. adım deseydi 2 çarpı 100 artı 2 derdim. Yani 202 tane top bulunurdu diyoruz. Geldik bir model soruya. Sayı örüntüsü veriliyormuş. Hadi bakalım senle bunu nasıl ilerlediğini görelim mi? Görelim kaçar hocam. Kaçar artıyor Tonguç Ören bu? 3, 4. 4'er 4'er artıyor. 4. O zaman hep 4. O zaman 4N ilk terim kaç? 7. 4'le neyi toplarsam 7 eder? 3. O zaman 4N artı 3 bizim aslında kuralımız diyoruz. Örüntünün 10 ve 15. adımları sayılarını bulalım demiş. Çok basit. 10. adım bulmak için 4 kere 10 artı 3 diyorum. 15. adım bulmak için 4 kere 15 artı 3 diyorum Tonguç'um. Burası 43 çıkıyor. Burası da 63 cevabımızdır diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde tekrarlarımızı yaptık. Şimdi ödevimize geçelim. Tonguç şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım sana görüyorum. Çok güzel şekilde ilerliyor kampımız. Şimdiden başarılı evladım. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap sınavda.